Alanında uzman bir isim yine bizlerle birlikte olacak. Bilgi grafiklerinin dünyası haber tasarımı konulu sunumlarını yapması için Anadolu Ajansı grafik editörü Sayın Mevlüt Eren'i alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Evet, merhaba arkadaşlar. Bu güzel etkinliğe katıldığınız için ben de bu organizasyonu düzenleyenler adına teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz havalı bir isim, bilgi grafiklerin dünyası. Evet, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, haber tasarımı, veri grafikleri, kartografik grafikler, hemen hemen tüm evrenine dokunabileceğimiz bir sunum olacak. Biraz akademik yönü yüksek gibi dursa da sizler için püf noktaları, veri görselleştirmesinin, özellikle veri gazeteciliğinin çok sıkça toplanan verinin daha sonrasında iletişimi yapılandıran içerikler nelermiş, bunları tartışacağız beraber. Sizlerden ricam, sunum esnasında konuşmayı çok rahatlıkla bölebilin, çok rahatlıkla sorular sorun. İnteraktif bir sunum olmasını çok istiyorum açıkçası. Önce kendimi tanıtayım. İsmim Mevlüt Eren. Yaklaşık 9 yıldır Anadolu Ajansı'nda grafik tasarım üzerine hem kurumsal kimlik tasarımı, sosyal medya tasarımı, daha sonra infografikler dediğimiz bilgi görselleri, bilgi grafikleri üzerine 2015 yılından bu yana endüstriyel olarak haber tasarımı yapıyoruz arkadaşlar. Kompakt bir ekibimiz var. Bir ekipte neler olmalıyı sunum esnasında sizlere anlatacağım. Burada da üniversiteden öğrencilerim de var. Onlar ders esnalarında, ders konularında bunları çoğunu görmüş olacaklar belki, ama bu da tamamlayıcı olacak. Onlardan da sorular bekliyorum. Hepimiz aslında iletişim değil mi? İletişimi yapılandırırken farklı boyutlarla, hem metin boyutuyla, fotoğraf boyutuyla, video boyutuyla, şimdi de infografikler, görsel bilgiselleriyle hayatımızda var infografikler. Şimdi bakalım bunlar nelermiş, neden tasarlıyoruz, neden infografiklerin artık kaçınılmaz ya da zorunluluk haline gelmesinin nedenleri arkadaşlar. Dijital çağ değil mi? Artık veriler çok hızlı hareket ediyor. Nasıl? Ürettiğiniz bir haber, bir içerik sosyal medya timeline'ında kaybolup gidebiliyor. Hedef ya da izler kitleyi, haberi yazdığınız haber ya da bilgiyi, yaymak istediğiniz bilgiyi okutmanız da gerekiyor. Ve artık o kadar çok düzensiz veri sosyal medyada ve dijital platformlarda dolaşıyor ki haberinizin aynı zamanda anlaşılır hale getirmeniz zorunluluk haline geldi değil mi? Doğru bilgiyi enforme etmeniz, yaymanız gerekiyor. Bilgiyi kolay ve anlaşılır bir şekilde sunmamız gerekiyor. İşte bilgi grafikleri de bu işe yarıyor arkadaşlar. Evet. Türkçe bilgi grafiği olarak çevrilen infografik verileri, illüstrasyon, fotoğraf, harita, diyagram, piktogram, grafik, sembol ve renk kodlaması ile birlikte organize eden bir kaç disiplinden yararlanan sistematik bir görsel tür. Grafik tasarım ana sanat dalının bir dalı olan bilgilendirme tasarımlarına giriyor arkadaşlar. Peki bilgi, evet, insanın kavrayabileceği, olduğu gerçek ve ilkelerin bütünü olarak tanımlıyoruz. Enformasyon. Bu tabii ki oluşturduğumuz verileri topluyoruz, bilgileri topluyoruz. Daha sonra bir de grafik tasarım olgusu var. Aradaki biraz daha hani iletişimin farklılaşmasına neden olan grafik tasarım konusu giriyor devreye. Bu da yine görsel bir iletişim sanatı. Birinci işlevi mesajı iletmek değil mi? Bu hani araç, mesaj, kanal ilişkisindeki mesajın doğru kodlanması. Aranızda görsel iletişim tasarımıyla uğraşan var mı bu arada? Grafik tasarımla uğraşan? Oldukça evet. Aslında hepiniz ilgilisiniz. Grafik tasarım çoğunu sizin de bildiğiniz konular gelecek. Kullanıcıların gereksinimleri doğrultusunda mesajın taşıyacağı içeriğin ve sunacağı ortamın belirlenmesi ve planlanması sürecine de biz bilgilendirme tasarımı süreci diyoruz. Buralarda neler yapıyoruz? Aslında şu diyagram bile bir olayı anlatmak için ne kadar değerli değil mi? Kesişim kümesi, görsel öğrenme. Temel hedefimiz bilgiyi görsel bir dile döndürebilmek. Asıl amacımız bu. Bu bir süreç. Bunlarda neler yapıyoruz? Bunlara bakacağız.
Evet, infografiklerin temel amacı bilgiyi hedef kitle üzerinde bir yetki oluşturacak şekilde görsel bir hikayeye dönüştürmek. Yani görsel bir hikaye anlatıcısı olmanız gerekiyor. Evet. Oluşturulan infografikler, görsel hikayeler, grafik tasarım ilkeleri çerçevesinde tasarımsal bir anlatı biçiminde ortaya çıkıyor. Burada çok fazla soyut kavramlar varsa metinsel bilginin içerisinde biz bunları semiotik dediğimiz, değil mi? Biz semiolojisine bakıyoruz. O kavramlar bize ne söylüyor ve biz bunu nasıl görsele aktarmalıyız? Temel çıkış noktamız bu. Peki neden tasarlıyoruz? Arkadaşlar, metin tabanlı bir bilgi. Bu bir akademik bir araştırmada karşılaştım bu bilgiye. Bunu da sunuma ekleyeyim istedim. Metin tabanlı bir bilgiyi yaydıktan sonra hatırlama süresi %10 iken, görsel bir bilgiyi yaydığınızda hatırlama süresi %65. Bu çok ciddi bir şey. Çünkü neden? Bir gazetecinin yazmış olduğu haberin fikri takip açısından da işi kolaylaştırıyor. İleriki slaytlar da önümüze gelecek. Evet, haberde infografik neden önemli? Kısaca konu başlıklarımız şunlar. Haberi anlamayı kolaylaştırır. Bir bakışta haberin tamamını görebilirsiniz. Ekstra bir efor sarf etmeden. Bunlar daha çok statik grafik dediğimiz durağan grafiklerde, sabit o JPEG olarak yayınladığımız grafiklerde çoğu var. Bundan bir tık sonrası etkileşimli infografik, onlara da geleceğiz. Kısa zamanda haber aktarımını sağlıyor arkadaşlar. Haberi daha etkili sunuyorsunuz. Grafik haberi sade anlatım biçimiyle okuyucu sıkmaz, daha eğlenceli hale getirir. Bunları nelerle yapar? Renklerle ve piktogram dediğimiz çizim nesneleri, illüstrasyonlarla daha basit anlatır, daha eğlenceli anlatır. Grafikli haber akılda kalıcıdır çünkü gördüğümüz bir şey çok daha, biraz önceki slide'daki gibi, daha çok unutmuyoruz o bilgileri. Yeni medya değil, bugün günümüzde artık çok olmazsa olmaz, yeni medyada var olmanız gerekiyor ki birden fazla kanalda mesajınızı iletebilmeniz gerekiyor. Haberi kalıcı kılar ve görsel eser niteliği taşır, değil mi? Bilgileri oluşturdunuz, bir grafik tasarım yaptınız, artık onu dolaşıma soktuğunuzda telifli bir içeriğe dönüştürüyor. Bu açıdan infografikler bir bilgiyi eser niteliğine dönüştürüyor. Görsel bir eser niteliğine dönüştürüyor. Peki bu infografikler yeni bir olgu mu? Hayır, değil mi arkadaşlar? 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Çatalhöyük'teki duvara çizilmiş harita. Bakın, harita kartografya dünyasında da yine bizim Anadolu'muzda bu çizim, haritalandırma ya da insanoğlu bir şeyi çizerek anlatma ihtiyacını duymuştur. Yeni bir olgudan bahsetmiyoruz. Kısaca bir kronoloji var burada. Mesela ilk infografik örnekleri Fransa'nın güneyindeki bir mağara duvarına yer alan hayvan çizimlerine kadar uzanıyor. Bugün kullandığınız sosyal medyadaki değil mi? Emojiler yine bir duygu transferinde, o çizim nesnelerinde, yine grafik tasarım ögelerine önümüze çıkıyor. Kullandığımız telefonların arayüzleri de yine bir grafik tasarım ögesi. Bir yönlendirme açısından, bilgilendirme anlamında olsun. Grafik tasarım aslında her yerde ilk insandan bu yana hayatımızda var. Evet, Florence Nightingale, bu gül diyagramı diyebildiğimiz infografiklerde önümüze çıkan bir veri görselleştirme tekniği arkadaşlar. 1856 yılında İngiliz hemşire Kırım Savaşı'nda Kraliçe Victoria'ya savaşın durumunu anlatmak için bobstil grafik, yığılmış çubuk ve pasta grafikleri birlikte kullanarak bir dil geliştiriyor. Görselleştirme dili geliştiriyor. Bu gül diyagramı bu çok kez artık bizim Anadolu Ajansı'nda da birden fazla stildeki grafik verisine varsa elimizde bunu kullanabiliyoruz. Bir dil geliştiğini söyleyebiliriz. İlk örneklerden olduğu için bu slide'ı aldım. Yine Otto Nord'un görsel ve resimleri uluslararası evrensel bir piktogram dilini geliştirdi. Bunu da ileriki slaytlarımızda piktogramların veri görselleştirmede ne kadar sık kullandığımızı anlatacak. Burada dünya geneli insan kıyafetleri orijinin üzerine bağlayarak, yani bir toplumlar nasıl giyiniyor üzerinden, renk semiolojisi dediğimiz grafik semiolojisini kullanarak, renklendirerek ve onların sayılarına göre de renkleri tanımlayarak bir olayın bütününü tek bir kareye sığdırmış ve böylelikle piktogram dili ortaya çıkmış. Yine 1972 yaz olimpiyatları için Alman grafik tasarımcı Otto Eicher, sporcuların ve olimpiyat köyüne gelen, mesela burada değil mi, bir otel, çevre tasarımı da aslında bilgilendirme tasarım, bilgi grafiklerinin bir ürünü.
Oraya gelen, stadyuma gelen ziyaretçilerin yollarını bulabilmeleri ve ziyaretçilerin öne çıkan spor branşlarını, o hareketi, iz düşümlerini çizim haline getirmiş. Bu da bizim yine bugün piktogram dilinde kullandığımız spor grafiklerinde veya hareketli bir tasarım olması istediğimiz içeriklerde kullanıyoruz. Böyle kısaca böyle şeyleri de tarihçesine hafifçe bahsetmek istedim. Peki buraları nerede kullanıyoruz değil mi? İnfografinin evreni oldukça geniş ya da bilgi grafiklerinin o evreni oldukça geniş arkadaşlar. Haber ajansları, dergi, gazete, televizyon ve interaktif ortamlar, sosyal medya, eğitim kurum ve kuruluşlar, eğitim amaçlı infografikler, bugün ders kitaplarında kullanılan ya da akademik makalelerde kullanılan içeriklerde mutlaka görürsünüz. Verinin görselleştirmeye ihtiyacı duyan her yerde bilgi grafiklerine karşılaşırsınız. Yine internet siteleri, müzelerdeki yönlendirme, kiosklardaki tasarımlar hepsi bilgi grafiklerinin bir parçası. Yine kamu kurumları kendisini kurumsal iletişim açısından ifade etme, kendini ifade edebileceği bulunan bütün birimlerde, kurumlarda artık bir ihtiyaç. Çünkü sayfalarca insanlar yazı okumuyor arkadaşlar. Kısa olan, böyle daha spot, rafine edilmiş bilgiyi bir bütün halinde görmesi gerekiyor artık. Çünkü sosyal medyada çok hızlı bilgi akışı var ve buna rağmen daha az okuyan bir izler kitle olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bu bilgi grafikleri haber tasarımında kullanılan 3 ana olgu var. Birincisi sabit statik bilgiler, bilgi grafikleri. Statik bilgi grafikleri bildiğimiz JPEG diye tanınıyor. Yani görsel bir imaj, bir fotoğraf, piksellerden oluşan statik, paylaşılabilen, sosyal medyada kullanılan o görsellerin tamamı JPEG olarak ya da raster olarak indirdiğimiz, Google'dan indirdiğimiz görsellerin tamamı statik, sabit bilgi grafikleri grubuna giriyor. Bunlar bilgiyi tek planda sunar. Okurla interaktif etkileşime kapalıdır. Ne demek o? İçerisindeki bilgileri seçme şansı vermez size. Hareketli motion grafikler var. Bununla ilgili sunumun sonunda, evet hatta açabiliriz. Şurada gördüğünüz akan bilgileri bir storyboard eşliğinde step step bilgileri aktarmaya yarayan hareketli, daha çok bu televizyon grafiğinde de benzer şeyler var ama bunlar daha çok sosyal medya için üretilmiş bilgi grafikleri arkadaşlar. Yani ürettiğiniz bir statik infografik bir anda dönüşebiliyor. Yani oluşturduğunuz şablon, görsel hiyerarşi bir noktadan sonra çok hızlıca hareketli motion'a dönüştürebiliyorsunuz. Burada duralım istersen ya da bir herhangi bir görseli tekrar diğer videoyu oynatabilir miyiz sevgili reji? Diğerlerine bakalım. Mesela neler varmış? Dünyada bir, bu mesela burada bir sonrasında durabilir miyiz sana zahmet? Evet. Evet, burada duralım. Şimdi bu bir statik infografikti. After Effects dediğimiz değil mi? Animasyon, 2D animasyon programlarıyla oluşturduğunuz o programdaki oluşturduğunuz, herhangi bir programda oluşturduğunuz içerikleri çok rahatlıkla motion'a döndürebilirsiniz. Bu yüzden örnek olarak seçtik ve bir de bunları zamanında yapmamız gerekiyor değil mi? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırladığımız bir motion grafikti. Oynatabiliriz sana zahmet. Evet, bakın piktogramlar önümüze çıkmaya başladı. Yine birden fazla içerisinde bilgi grafiklerin içerisinde ögeler barındırabiliyor. Tipografik, gösterim, vurgu araçları kullanan. Bunlar ileriki slaytlarda olacak inşallah. Bakın Donat Smith grafikler kullanılmış. Renk semiyolojisi, iki rengi geçmemeli arkadaşlar. Çok hızlı gittiğimin farkındayım. Ama o kadar çok anlatmak istediğim şey var ki size. Onun için keşke biraz daha uzun, hani böyle uzunca bunlara şey yapabilirim. Bilgi grafiklerin kategorileri neler? Bunlara bakalım. Geçen bunu gördünüz mü bilmiyorum. Bunun motion grafiği de var. Bozkır Diyalojesi'nin içerisinde bilim adamlarımız, Anadolu'da, Iğdır'da, yanılmıyorsam, bir GPS veri aracı, veri sağlayıcı bir cihaz bağlıyorlar kuşa. Burada aslında bir kuşun hareket planı, coğrafya üzerine nerelerde konakladığını bilimsel bir araştırmada kullanıyorlar. Biz bunların dijital bir veri toplama tekniğiyle elde edilmiş, KML dediğimiz bir kartografya veri toplama tekniğiyle oluşturulmuş bir veri seti vardı. Biz bunu arkadaşlar, sağ olsun haberci arkadaşlarımız bize temin ettiler. Biz bunları gerçek zamanlı uluslararası
harita projeksiyonuna uygun bir şekilde görselleştirdik. Burada neler yaptık arkadaşlar mesela harita bilgi grafiklerinde? Kullanırken her haritayı kullanmayın mesela. Yaptığınız görselleri bunlara dikkat edin. Biz mesela harita genel komutanlığının milli harita politikalarına uygun haritalar kullanırız. Çünkü hani diğer altlık dediğimiz Google gibi, işte Bing gibi harita altlıkları yerine daha milli haritalarımızı ürettik biz. Bunun üzerine kurgularız ve harita projeksiyona hatalı bir veri koymayız mesela. Okuyucu en önemli bilginin yer aldığı bir cümle, yani çok fazla yazı olmadan göstererek anlatırız. Yani onlarca veriyi tek bir kareye sığdırabiliyorsunuz. Dün Fırat Hoca'nın bahsetmiş olduğu şöhret dediği, değil mi, fotoğraf kriterlerinden bir tanesi, bizim için de önemli. Kim sorusunu mutlaka yanıtlatmamız gerekiyor. Konuya ait olan görselleri fotoğraf olarak koymanız gerekiyor. Yine birden fazla harita çeşitleri var. Bununla ilgili slaytın sonunda bir tane diyagram var. O diyagramın üzerinde harita çeşitlerine bakacağız. Harita gösterim çeşitlerine bakacağız. Yine bilgi grafiklerinde kategorilerden birisi de kronolojik veriler. Eğer bir elinizdeki veri kronolojikse bir timeline üzerinde aktarmanız gerekiyor. Bunlar genellikle portre grafiklerinde ya da bir olayın birden fazla değişkeni olmuş ve süreyle olmuş ve zamanla olmuşsa bunu mutlaka kronolojik grafik olarak tasarlamamız gerekiyor kafamızda. Grafik tasarımı aslında arkadaşlar olayın bütününü görebilmektir. İzler kitleye değil mi? Yani izleyicilere onun yerine düşünüp bir şey tasarlamanız gerekiyor. Bunlara da kronolojik grafik diyoruz. Görüş grafikleri var. Bir konuyla ilgili birden fazla görüş varsa bunları çok daha rafine bir spot bilgiler haline getirip o konuyla ilgili kim ne söylemişse biz bunlara görüş grafiği diyoruz arkadaşlar. Görüş grafiklerinin temelinde gündemin yakından ilgilendiği haber konusu hakkında alanında uzman kişilerce açıklama, görüş ve röportajdan öne çıkan spot bilgileri koyar ve kim söylemiş sorusunu biz sembollerle gösteririz ya da fotoğraflarla kimin söylediğini, bir kurum açıklaması ise o kurumun logosunu koyarız ki kaynağın nereden olduğunu anlatmak için. Bir de arkadaşlar bilgi grafiklerinde haber grafiği ve infografik ya da haber grafiği, bilgi grafiği bunlar kavramsal olarak biraz karışıyor. Bunu da açalım biraz. Şimdi bilgi grafiklerini ve haber grafiğini ayıran iki tane örnek var önümüzde duruyor. Bu mesela bakın Cezayir'in gazetelerle ilgili bir enerji haberi var. Buradaki kullandığımız verilerin çok hızlıca değişmesi beklenmez. Bunlar sabit bilgi ama yan tarafta bir spor karşılaşmasıyla istatistik gibi bilgi var. Şu ana kadar oluşmuş bir istatistik gibi bilgi var. Bu karşılaşmadan önce yayınladığımız bir spor infografiği, Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan. Burada bu maç sonu itibariyle bu veriler değişecekse biz bunu haber bilgi grafikleri diyoruz, haber grafiği diyoruz. Çünkü buradaki belirleyici şey istatistikten önce yayınlanan şeyin bir sonraki maç sonrası istatistiğinin değişecek olması ve içindeki bilgilerin değişecek olması. Bu yüzden elimizdeki veriler yayınlandıktan sonra çok kısa süre içinde değişmeyecekse bilgiler biz bunlara bilgi grafikleri yani infografikler diyoruz. Ve biz kültür sanat faaliyet haberciliği anlamında da ülkemizin üretmiş değerler, ülkemizde yaşayan değerleri hayatını kaybetmiş oluyor birçoğu. Ve bunları tekrar hatırlatmak için onların yaşam hikayelerini böyle portre grafiklerine dönüştürüyoruz, biyografik grafiklerine dönüştürüyoruz. Bu da içerisinde yine bildiğimiz biraz önceki kronolojik hayat hikayeleriyle birlikte onun öne çıkan alanıyla ilgili uygun görsel dil oluşturmaya çalışırız bilgi grafiklerinde. Data grafikleri çok hızlı tüketilen, bunlar da yani biraz önceki haber grafiğine benzer ama bir farkla o güne ait bir bilgiyi kodlayıp sabitliyor. O gün bu veri böyleydi. Sonrası fikri takip yapacağınız zaman bir araştırmacı, bir öğrenci, bir doktor öğrencisi mesela bugüne ait bir veriyi merak ettiğinde bunu sabitleyip bir eser haline getiriyoruz ve bunu daha sonra o güne ait bir atıfta bulunacaksa bu infografikleri orada işimize yarıyor. Bugüne ait bir gösterge olarak data grafikleri oluyor. Bunlar daha çok haberin içerisindeki bulunan istatistiksel ve ekonomik veri, seçim, anket sonucu gibi bir sürü datayı benzer şekilde gösterebilirsiniz. Bunlara da data grafikleri diyoruz. Bir de işlevsel bilgi grafiklerimiz var arkadaşlar. Bunlar biraz önceki bahsettiğim gibi yıllarca kullanılabilecek bilgi grafikleridir. Mesela Mimar Sinan'ın tekrar
hani hem onun ölüm yıl dönümlerini hatırlatmak anlamında, bir de mesela onunla ilgili tüm çalışma hayatı boyunca yaptığı eserleri anlatabilen bir içerik. Yani bunu 5 sene sonra da bu eserler değişmeyeceği için, sabit bilgi üzerine kurulduğu için bunlara biz işlevsel bilgi grafikleri diyoruz. Yine 57. Piyade Alayı'na çalıştığımız bir harita görüyoruz sol tarafta. Burada da yine bu artık oradaki olayın olgu biçimini tarihçilerden kaynaklı bir şekilde oluşturuyoruz. Ve bu konuyla ilgili gündeme geldiğinde öğrencilerimize ya da işte bu konuyla ilgili çalışma yapan kişilere yardımcı olsun diye olayı anlatmaya çalıştığımız bir grafik. Evet. Yine bilgi grafiklerin içerisinde bulunan illüstrasyonlar. Bununla ilgili de biraz çizim yeteneği isteyen bir şey, durum. İllüstrasyon el yapımı resimlerle ifade eder ve her türlü şekil, şema, grafik ve karikatür çalışmasını içine alır. Arkadaşlar soru soracak, ara ara geçmeden sorabilirsiniz. Çok hızlı geçmek istemiyorum, bu konular önemli çünkü. Evet. Görsel betimleme yöntemi olarak illüstrasyonlar bilgi grafiklerin içerisinde olur. Yine bilgi grafiklerin içerisinde fotoğraflar arkadaşlar. Kobe Bryant'ın spor kariyeri boyunca elde ettiği başarıları birden fazla gösterim tekniği kullanarak, biraz önceki slaydın başında olduğu gibi bakın, piktogramlar, yine data grafik ögeleri, renk semiyoruz, renklerin doğru yönetimi ve fotoğrafla birleşerek bir bilgi grafiğine dönüştürebiliyoruz. Sol tarafta da fotoğrafın orijinal halini koyduk. Yine diyagramlar, herhangi bir olayın değişimini gösteren grafikler. Bunları ne belirliyor arkadaşlar? Tamamen ilk başta, slaydın ilk başında olduğu gibi bilgi belirliyor. Bilgi bize ne söylüyor? Bilgi bize nereye yönlendiriyor konusunu tasarlamadan önce biz öncelikle bilgiyi bir analiz ederiz. Daha sonra tasarıma başlarız. Piktogramlar, resimsel yazı diyebileceğimiz piktogramlar, yazı kullanmaksızın basit bir bilginin resmedilmesidir. Yani bir sayfalarca bir şey yazmak yerine, değil mi? Yönlendirme levhaları bugün her yerde önümüze çıkıyor. Orada da yine bu piktogramlar evrensel bir dil olarak kullanılıyor. Bizler de bilgiyi transfer ederken bilgi grafiklerinde bu tarz piktogramlara çok fazlaca başvuruyoruz. Dünyada anonim olarak The Noam Project diye bir site var. Bunu not alın isterseniz. Orada bu piktogramları ulaşabilirsiniz. Telifli bir içerikte kullanmadığınız sürece hayatınız boyunca kullanabilirsiniz. Yani böyle telifli derken çok rahat indirebiliyorsunuz. Ama yani bir satış amaçlı bir şeyde kullanmanızı çok doğru bulmuyorum doğrusu. Anadolu Ajansı bütün piktogramlarını arkadaşlarımız kendi çiziyor. Ama sizler için bu çok daha inceleyebileceğiniz bir site. Çok da güzel çizim, illüstrasyon ögeleri var. Evet, haritalar. Haritalar olmazsa olmaz. En çok özellikle coğrafi bilgi içeren, içerisinde lokasyon bilgisi içeren bilgilerimiz varsa bu bilgi grafiklerinde haritalardan çok rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Yakın işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 40. gününde hazırladığımız alan hakimiyeti diyebileceğimiz durum, orada ne oluyor kısmını işlediğimiz bir grafikti bu. Birincisi, grafik tasarımda ölçü çok önemli. Neden tasarlamalıyız konusu çok önemli. Biz bunu eğer Instagram'da yayınlayacaksak, bakın 1080'e 1080 piksel yani kare ölçüsünde, o yayın mecranın ölçüsüne en uygun bir şekilde ölçüyü önce oluştururuz. Daha sonra bilgi ne söylüyorsa onu kodlamaya başlıyoruz. Bakın, haritayı bilgi grafiklerin önemli bir durumu var. Nedir o arkadaşlar? Sadece vakayı anlatmaz. Bakın burada bir ikon, biraz önceki bir piktogram. Buranın nükleer santralleri de varmış. Ve işte Çernobil farklı renkte yapılmış. Neden? Çernobil aktif bir nükleer santral olmadığı için çok rahatlıkla bir renk hareketiyle birbirinden ayırabiliriz. Haritalar başka neden önemlidir bilgi grafiklerinde arkadaşlar? Bir lejantla bir karen içerisinde bütün öyküyü anlatabilirsiniz. Çünkü harita semiyolojisi size hangi rengi niçin koyduğumuzu o üst tarafa yazarız. Böylelikle bilgi grafikleri bize bir bakışta oradaki olayın bütününü görmemizi sağlar. Evet, burayı da geçelim. Peki bunları biz nereden buluruz derseniz, bakın OpenStreetMap var orada. O
Open Source adı üstünde dışarıdan bütün haritacıların oluşturduğu açık kaynak bir site. Bunu not alın. Mapbox var, üyelik istiyor. Bunu da deneyin arkadaşlar. Bir harita elde edecekseniz, gerçek zamanlı bir harita üzerine çalışacaksanız. QGIS var, biraz daha bu ileri seviye. Ama bunları da not alın. İleride üzerinde çalışabileceğiniz bir bilgi noktaları olarak kodlayın lütfen. Haritayla ilgili daha sonra geliştirebileceğiniz 3 tane ana unsur. Bir de Esri var, o ücretli olduğu için buraya koymadım. Ama bunlar açık kaynak olarak bu siteye ulaşabilirsiniz. İşinize yarayacağına inanıyorum. Özellikle OpenStreetMap çok hızlıca adapte olabileceğiniz basit bir uygulama. Yine pasta grafiklerini biz çok kullanırız. Bunlar değişik konularda. Mesela bir parlamentonun dağılımını nasıl olduğunu, mesela kendi parlamentomuz nasıl dağılıyor mesela, güncel bir haber var onunla ilgili. Bir parlamento durumu yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili de sunumun sonunda birkaç tane site önerisi olacak. Yine oradan bunları çok rahatlıkla görselleştirebilirsiniz. Yani yazmış olduğunuz haber ya da iletmek istediğiniz mesaj her neyse tasarlayarak sunmak şu an çok önemli arkadaşlar. Çünkü artık yazarak, okuyarak vakit kaybedilmiyor maalesef. Keşke okunsa ama dediğim gibi haberi göstermeniz ya da mesajınızı iletmek için göstermeniz gerekiyor. İşin garip tarafı William Playfair, bu pasta grafiklerin mimarıdır. Ve konu Osmanlı İmparatorluğu'nun döneminde, Osmanlı döneminde Osmanlı topraklarının paylaşımı, yani ne kadar dünyada ne kadar yeri kaplıyor diye bir fikirden yola çıkarak çizmiş pasta grafikleri. Ve ilk mimarı odur. Yine Türkiye ile ilgili bir durum, yani Osmanlı ile ilgili bir durum. Çubuk grafikleri çok sık kullandığımız bir gösterim tekniği. Bununla ilgili o sitelerde, sunumun sonundaki sitelerde bunları çok rahatlıkla görselleştirebileceğiniz platformlardan bahsedeceğim. Yine bilgi grafikleri içerisinde arkadaşlar sembol ve simge. Anadolu Ajansı infografiklerinde mesela bir şeye çok dikkat ederiz biz. Konuyla ilgisi olmayan hiçbir görsel gürültü unsuru koymayın tasarımlarınıza ya da içeriklerinize de koymayın. Konuyla ilgisiz hiçbir şey kullanmayız. Ne demek o? Mesela dünyanın en değerli markalarını çalışmış muhabir arkadaşımız. Biz ne yapmışız bunu? Balon grafikleri dediğimiz kabarcıklar var. Veriye göre büyüyen. Peki bu veri kime ait konusunuz ise kurumsal kimliğe ait o konuyu en iyi anlatacak sembollerden yararlanırız. Yani işte hangi marka ve menşeisi hangisi? Yine semboller bunlar, ülke sembollerini kullanarak bir görsel öğretme modelidir aslında. Semboller de burada işimize yarar. Yine kurumsal kimliğe uygun bir görselleştirme işlenir. Mesela Macaristan'daki seçim sonuçlarını veriyorsanız, Macaristan'a ait olduğunu gösterebilmek için yine sembol olarak o ülkenin bayrağını kullanmalıyız. Çünkü okuyucu bir bakışta bu konu hangi konuyla ilgili olduğunu bir bakışta anlaması gerekiyor. Temel amacımız mesajı çok hızlı iletmek. Yine birden fazla gösterim tekniğini kullanarak infografi tamamlıyoruz. Peki bunları nasıl tasarlamalıyız? Konusuna bakalım. İnfografi tasarım sürecinde tasarım tarafından kullanılan görseller çok çeşitli türlerde var. Biraz önceki gördüğümüz gibi çok farklı alanlarda bilgi grafikleri var. Temel amacımız hedef kitle ve tasarım amacına göre bilgi ve veriye göre doğru görselleri seçip oraya koymak arkadaşlar. Yani her şeyden birer tane koymak değil, bizim bilgimiz içerisinde görselleştirebileceğimiz en iyi görseli seçme işi. Bir de bunun için tasarlıyoruz değil mi? Bunu amacımız ne? Bir viral reklam oluşturmak mı? Mesajı kodlamak mı? Bunları tabii bir de grafik tasarım ilkelerine uygun yapmanız gerekiyor. Yani renklerin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Yani mesela maksimum iki rengi geçmemeli bir infografikte. Hadi bilemedin üç olsun. Ama mesela bir renk cümbüşü şeklinde sunduğunuzda izler kitle buna baktığında o renklerin ne anlama geldiğini anlamaktan bilgiye yoğunlaşamayacak. Başka bir önemli bir konu arkadaşlar, rafine edilmiş bilgi. Yani çok uzun spotlar, uzun mesajlar, bilgi grafiklerinde biz yer almasını istemeyiz. Ve bu özetleme kısmı o kadar iyi olmalı ki arkadaşlar, bilginin bağlamından koparmamanız gerekiyor.
Yani özet çıkartırken, rafine hale getirirken çok kısa ama bilgiyi de kaybetmeden yapılması gerekiyor. Bu en önemli durumlardan birisi. Mesela rafine bilgi, gereksiz bilgi diyebileceğimiz detay bilgilerden arındırırız metinleri. Mesela gördüğünüz Voronoi Tree Map dediğimiz bir tek planda birden fazla veriyi gösteren bir görselleştirme türü. Dünyadaki kahve üretimi işlenmiş haberde. Bakın kahvenin doğasına uygun renkler seçilmeli. Değil mi? Bak kahverengi. Yine kahve analojisi kurabilmelisiniz. Ya da bir konu hangi konu olursa olsun o konuya uygun görsel seçmeye örnek mesela arkadaşlar. Bunun içerisinde en uygun veri gösterim tekniği de bu olduğuna karar vermiş tasarımcı. Bununla ilgili örnekleri A.com.tr infografik sekmesinde var. Slide'ın sonundan bahsedeceğim ondan da. Onları inceleyin. En iyi öğrenme biçimi arkadaşlar yapılmış işi incelemektir. Yapılmış işleri inceleyin. Ben nasıl yaparım sorusunu yakalamışsanız artık öğrenme başlıyor. İnfografikle ilgili birçok platformda infografik tasarımı yapabilirsiniz. Ama Photoshop ve Adobe Illustrator programlarını mutlaka bilgisayarlarınıza kurun. Yani alanla ilgili olun olmayan mutlaka kurun ve inceleyin. Çünkü dijital görselleştirmeye başladığınızda iletişimi yapılandırırken çok daha rahat yol aldığınızı göreceksiniz. Yine bakın Ronaldo'nun 800 golü geçtikten sonra oluşturduğumuz bir infografi. Bakın tek planda hem oynamış olduğu kulüpleri hem de en çok golü hangi kulüpte attığını tek planda gösterebiliyorsunuz. Bunu sayfalarca yazsanız hem dikkat çekmeyecek hem de aradaki farkı bu kadar daha detaylı ifade edemeyecektik biz. Ve çok aktüel bir konu olduğu için de çok da paylaşıldı sosyal medyada. Yine bakın sağ tarafta yine izometrik tasarım dediğimiz boyutlu tasarımları statik grafiklerde kullanabilirsiniz. Dikkat edeceğimiz şeyler arkadaşlar aktüel olması gerekiyor. İyi araştırılmış olmalı ve mutlaka kaynağı olmalı. Çalışmalarınızın altına bu veriyi nereden doğrulayabileceğini okuyucuya anlatmamız gerekiyor. Evet, bilgi grafikleri ve haber grafiklerini hani arada çok iyi ayırmamız gerekiyor demiştik. Mesela bakın Efteni Gölü Kuş Cenneti ile ilgili toplanan rafine edilmiş bilgilerden oluşturduğumuz bir infografik var. Sol tarafta. Sağ tarafta da haber grafikleriyle ilgili biraz önceki maç istatistiği gibi. Bu iki ayrımı iyi yapın. Burada bilgiyi daha az yontarken orada biraz daha çok yontabiliriz, daha kısaltabiliriz. Çünkü neden? Buradaki eksik bilgi olursa eğer ya da koyabilecekken koymadığımız bilgileri varsa eksik anlatmış oluruz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bilgi grafikleri o yüzden biraz daha uzun olabiliyor ölçü olarak. Evet. Bununla birlikte grafik tasarım kriterleri, biliyorum sıkıcı olduğunu biliyorum ama mutlaka bunları araştırın, iletişim hayatınızda çok işinize yarayacak arkadaşlar. Bunlar grafik tasarım boyutuyla ilgili konular. Bu ilkeler neler arkadaşlar? Çok basit anlatmamız gerekiyor. Konumuz aslında en önemli şey, çok basitçe mesajı aktarabiliyor olmamız gerekiyor. Yakınlık olgusu, hizalama olgusu, denge, vurgu, hiyerarşi, yerleştirme, görsel ögelerin birbirleriyle ilişkisi ve zamanındalık. Yani zamanında o konuya konuşulurken, gündemken yapmak bizim için önemli. Bir görseli meydana getiren ögelerin bir bütün olarak görülmesini sağlayan ögeler arasında ilişkiye biz bütünlük diyoruz arkadaşlar. Her bir görsel unsur bir mesaj iletmedeki bir fonksiyonu var. O fonksiyonu yerine getirmiyorsa, kullanılmışsa buna gürültü diyoruz. İletişimde gürültü unsuru ortaya çıkıyor. Ne demek bu? Bakın, gelecekte bir ulaştırma projeksiyonu ile ilgili oluşturduğumuz, Kaynağı Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığımız bir haber. Burada bakın harita üzerinde iki renk kullanılmış. Mevcut, planlanan. Sol tarafta demiryolu ağının scat graph, bakın birbirlerine kendi düzlemi içerisindeki verinin azlık ve çokluğunu gösterebilen en iyi veri gösterim tekniği olduğu için tercih edilmiş. Yine bakın pasta grafikler yine bilgiyi çok rahatlıkla ifade edebiliyor. Yine bakın basketbolla ilgili gürültüsüz bir tasarım. Hani ilk slide'daki piktogram chart'ın kullanılmış olduğunu görüyoruz. Bir sembol kullanımına ilişkin kulüplerin logolarından yararlanılmış.
Bir de organizasyon kimliğine bağlı tasarım yapılmış. Ne demek o? Eğer siz Stratcom'un bir etkinliğini haber yapmışsanız, oranın kurumsal kimliği var bakın tasarım halinde. Burada bile grafik tasarımı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Buna biz mekan tasarımı, çevre tasarımı diyoruz. Her kurumun kurumsal kimliği çok değerli arkadaşlar. Bilgi grafiklerine yansıtırken de biz onlara dikkat ediyoruz. İletişim Başkanlığı'nın logosu, Spor Bakanlığı'nın logosu değil mi? Ve organizasyonun kurumsal kimlik logosu. Haberleştirirken bu renkle ya da grafikleştirirken bu renklere biz bağlı kalırız. Neden? Çünkü bir fikri takip olayı olarak bakarız. Bu organizasyon logosunu kullandığımızda evet bu konunun Stratcom Youth zirvesiyle ilgili bir haber olduğunu okuyucuya hızlıca anlatmamız gerekiyor. Yine bakın, hiyerarşi bütün, yani bir bütün olarak tasarlarız. Öykünün dışında hiçbir renk, farklı renk kullanılmaz. Basit olmalı. Bu basitlikten kasıt böyle kelime olarak basit, çok farklı bir ifade gibi geliyor ama basitteki amacımız şu. Kitleye sunuluş amacına göre farklar gösterebilmek birlikte unutulmaması gereken mesajın açık ve yalın olmasına basit diyoruz arkadaşlar. Gereksiz mesajlar koyup onu da koy, bunu da koy, bir sürü figüratif şey koymaktan bahsetmiyor. Çok basit olması gerekiyor. Kapadokya'daki turizm, balon ticari ve oradaki yıllara göre bir histogram, bir çubuk grafik oluşturduk. Orada en öne çıkan sembolik olarak balon turizmiyle balona istatistiklerini koyduk. Mesela Kapadokya ile ilgili en hafızamızda en çok ya da okuyucunun hafızasındaki en çok ilgilendiği konuyu biz oraya taşımaya çalışırız ki dikkat çekici olsun. Yine bakın, savaş nedeniyle sınır dışı edilen Rus diplomatların sayılar. Yine harita balon grafikleri kullanılmış. Bununla ilgili nasıl görselleştireceğimizle ilgili sitelerin linklerini paylaşacağım. Yakınlık olgusu, bir görselde birbirine yakın ögeler. Gestalt algı kuramlarını hiç duydunuz mu bilmiyorum arkadaşlar. Değil mi? Orada Gestalt algı kuramlarını biz çok net bir şekilde Anadolu Ajansı bilgi grafiklerinde görebilirsiniz. Zemin, figür ilişkisi, yakınlık olgusu, hiyerarşi değil mi? Şimdi yakınlık olgusu nedir? Veri kümeleri yerleşirken bu grupta kullanılan ögeler belli ki bir konuya ait veriler. Sol taraftaki yine bir konuya ait veriler. Üst taraftaki mavi renkteki konular 2021'miş değil mi? Bakın mavili. Başka hiç mavi göremiyoruz burada. Sebebi şu, artık 2022 verilerine geçtiğimizde hepsi turuncu bakın. Eğer biz buraya mavi bir renkle kodlamış olsaydık, okuyucu bunu kafası çok daha rahat, hızlı karışacaktı. O yüzden neyi, niçin tasarladığımızı çok iyi anlatmamız gerekiyor. Yine bakın, Türkiye'nin orman varlığına ilişkin bir istatistik çalışmasıyla ilgili bilgi grafiği tasarımına örnek. Buradaki grup ve onları nereye koyacağımıza iyi karar vermemiz gerekiyor. Çünkü insan gözü okuma yaparken böyle bir Z çiziyor değil mi? İlk baktığınızda sol üst köşeye bakarsınız, daha sonra okumaya devam edersiniz. Yine piktogram chartları en güzel örnek Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda askeri güçlerin ile ilgili kaynaklı bir çalışmamız var. Yine uluslararası raporlardan elde ettiğimiz veriler. Burada yine bakın, renkleri kodluyoruz Rusya ve Ukrayna şeklinde. Onun altına birbirine yakın ögeleri koyuyoruz. Yani burada ne kadar azlık çokluk dengesini anlatmak için güzel bir örnek. Niçin tasarladığımızı çok iyi anladığımızda bilgi grafikleri biraz daha renkli hale geliyor. Yine hizalama konusu. Bir organizasyon bitti ve burada madalya verileri ortaya çıkıyor değil mi? Burada okuyucu baktığı zaman önce konunun ne olduğunu anlayacak, organizasyon kimliğine uygun olacak bilgi grafik tasarımları demiştik. Daha sonra hizalama. İlk onu listelediğinizde okuyucuya söylemeniz gerekiyor. Yani bu veriler neye göre seçilmiş sorusunu yanıtlaması gerekiyor. Burada yine sembol dediğimiz o ülkenin bayraklarından yararlanıyoruz ve bunlar hepsi bir kere tasarım öğretisi olarak ortaya çıktıktan sonra diğerlerini aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Geri kalan şey nokta matrisi dediğimiz o grafiğin veriye dönüştüğü sayıları ondan sonra yerleştirmeye başlayabiliriz. Tasarım fikri elimizdeki veri ne söylüyor kısmı çok net bir şekilde anlatıyor aslında bize. Evet, denge, simetrik ve simetrik olmayan iki tür tasarım dilimiz var.
Birincisi simetrik olan verilerin karşılıklı bir şekilde yerleşmesi. Diğeri ise zıtlığa neden olmayan, kontrasta neden olmayan bir yerleşim dili sergileriz. Yani bunlar genellikle asimetrik bile olsa arkadaşlar, bulunduğu yerde birbirinden daha farklı az veya büyük veya küçük kullanmayız. Çünkü bizim anlatmak istediğimiz tek şey veri arkadaşlar. Bununla ilgili konuya en uygun gösterim tekniği neyse onunla ilgili artık hayal gücünüze bağlı olarak verinin anlamını bozmadan her şeyi yapabiliriz. Hemlik manevrası yine sosyal sorumlulukla ilgili, değil mi? Kamu yayıncısı olarak Anadolu Ajansı. Hemlik manevrasını anlattığımız bir grafik var burada. Bunun bir de motion grafiğine de döndürdük. İnşallah onu da sevgili rejim motion grafiğini açabilir miyiz? Hemlik manevrası diye yazıyordu ama orada. Eğer bulabilirseniz videoların içerisindeydi ama. Evet, bizim burası infografik sekmemizdi. Videoların içerisinde yok mu? Hemlik var. Neyse, tamam. Bunu da yine bizim Alkomter'in Twitter'ında ya da Instagram'ında çok yakın zamanda yapmıştık. Bulabilirsiniz. Bir de vurgu araçları nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Değil mi? Grafik tasarımda vurgu çok önemli. Yönlendirme, ok, işaretleme, odaklama tamamen vurgu grubuna giriyor. Ne demek bu? Siz nereye işaret etmişseniz okuyucu oraya bakar arkadaşlar. Bir veri neredeyse onlara çubuklarla yönlendirmeniz gerekiyor. İşaretleme, renk olarak işaretleyeceğiniz bölgeleri işaretlediğinizde okuyucu buranın hangi konuyla ilgili olduğunu vurgu araçlarıyla tespit eder. Mesela sıfır atıkta yeni dönem diye bir haber oluşmuş. Burada atıkların renklere göre bir dizilimini görüyorsunuz. Her renk bir vurgu aracı olarak kullanılmış. Yani sebepsiz hiçbir tasarım ögesini barındırmaması gerekiyor bilgi grafikleri. Yine yerleştirme yerleşik konusuna örnek. Milgen projesini çalıştığımız bir içerik. Sadece Türk halk çalgılarının tasarlandığını görüyoruz. Burada da yine asimetrik bir tasarım önümüzde. Uygun iletişim için her bir elementin hiyerarşik düzenine uygun olduğundan emin olmalıyız. Yani o sıralama hangi önem, hani değil mi, haber yazma tekniklerinde öğretmişlerdi. Ters prizma tekniği, haber yazma tekniği. Bu da öyle. En önemli şeyleri seçip buraya koyarız ki bir gürültü oluşmasın. Evet, buraya kadar sorumuz varsa alabilirim. Bunlar genellikle genel ilkelerdi. Buyurun. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, tamam mı? Bir de browser üzerinde, tarayıcı üzerinde çalışan veri görselleştirme araçları. Yani Illustrator'da mesela tasarımı birleştiriyoruz biz. Finalize ettiğimiz şey Illustrator. Ama bunu mesela CorelDRAW diye de bir uygulama var. Sketch diye bir program var. Onu da yapabiliriz ama küresel ölçekte bütün dünya bu programı kullanıyor. O yüzden Adobe Illustrator'ı bir karıştırın. Çok faydası var. Yani bu bir markanın ürünü ama hiç fark etmez. O size Illustrator programı vektör tabanlı bir program. Onu öğrendiğinizde aslında vektör ve raster'ı öğreniyorsunuz. Onu öğrendiğinizde birçok programı çok rahatlıkla kullanabilirsiniz ama finalize ettiğimiz şey Adobe Illustrator programı. Rica ederim. Evet, tasarımla ilgili genel ilkeleri, bir de çalışmanın üstünde derinlemesine bakalım. Dünyada 781 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor diye enteresan bir haber ortaya çıkmış, muhabir arkadaşlarımız hazırlamışlar. Biz de buradaki verilere baktığımızda birden fazla veri seti varsa elimizde, bakın hem balon grafiği, harita balon grafiği kullanılmış, hem paralel koordinat grafiği dediğimiz aşağıdaki grafiği kullanmış, piktogram chart dediğimiz bir grafik türünü aynı bilgi grafiğinin içerisinde yer alabilir. Yani bir bilgi, bizim genellikle tasarım yaparken şununla karşılaşıyoruz. Bir şablon, hazır şablon siteleri var. Buraya giriyoruz, oradan bir şablon indiriyoruz. Daha sonra ne yapıyor bizim Türk tasarımcılarımız, bazılarım, hepsi için söylemiyorum tabii ki ama o bilgiyi o tasarıma yedirmeye çalışıyoruz. En büyük yanılgımız bu. Arkadaşlar, Anadolu Ajansı infografikleri çok süper, çok dünyanın böyle bir iddiam yok ama şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Anadolu Ajansı infografikleri özgün. Hiçbir kuruluşu taklit etmez. Uluslararası hiçbir kuruluşu taklit etmez.
oluşturmuş bir infografiyi alıp kullanmaz. Telifle ilgili ve hem etik açıdan hem de doğru olmayan bir davranış olarak. Şablon kullanmayız mesela. Bunların hepsini kendi arkadaşlarımız tasarlıyor. Ne iş yaparsak, hangi tasarımı yaparsak yapalım, özgün içerik bizde çok değerli. Bize ait içerikler çok değerli. Dolayısıyla sadece bu görselleştirmeyi artık kendimiz uğraştığımız zaman görsel kültürümüz iyi olmalı. Görsel kültür iyi olması için ne yapmalıyız? Yapılmış işleri iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yani bu kavramsal, bu ana kadar anlattığım her şeyin içerisinde olan kavramları öğrendiğinizde geriye kalan sadece bir saatlik bir çalışma, emin olun hiç zor değil. Bir de font arkadaşlar, tipografi doğru yönetim. Tabii buyurun. Valla onu hiç düşünmedim ama yok ama doğru olmayan şeyler geride vardır. Bence bakalım. Güzel bir soru. Evet. Mesela doğru olmayan hemen gözüme çarptı söyleyince. Çok işlevsel demiştik ya. Bu çok işlevsel değil. Neden? Çünkü gazete basılı yayın mecrasında uygun değil. Niye? Çünkü çok fazla zemin var değil mi? Kağıtlarda emisyon dediğimiz mürekkep mürekkebi kendine çekme ile ilgili bir sorun yaşar. Yani bunu bir gazete kağıdına bastığınızda bu görüntü bu netlikte olmayacaktır. Yani bunun yerine sol taraftaki grafik daha doğru bir grafik. Niye? Çünkü çok fazla zemin rengi kullanılmış sol tarafta. Ama yani yeni medyada çok rahatlıkla kullanılabilirken bu tarz zeminli işler, bu aslında şeyi de gösteriyor. Tasarım gelişmezse arkadaşlar, genellikle tasarım gelişmezse, tasarımcı ne yapar? Dijital efektlere başvurmaya başlar. Ya rengi çok koyu kullanır, ya bunun altına gölge atar, ya da yazıların üstüne stroke falan böyle çerçeve atmaya çalışırlar. Bu iyi, doğru bir davranış değil. Çünkü o sizin tasarımınıza değer anlamda çok bir şey kazandırmıyor. Bu örnek mesela güzel bir örnek. Yani zeminli çok işler doğru bir işler değildir. Buyurun. Kesinlikle. Değil mi? Renk uzayları. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi asıl hani çalışman dijital görselleştirmenin temel olgusuna baktığımızda pikseller ve vektörler değil mi? Derslerde çok sık işlediğimiz bir konu. Şimdi baskıda 4 renk dediğimiz CMYK renk uzayı kullanırken ekran tasarımlarında RGB renk uzayı kullanıyoruz. Dolayısıyla web için tasarladığınız RGB dediğimiz 3 renkten oluşan red, green, blue renginde oluşan bir renk uzayı kullanmışsanız matbaaya gönderdiğinizde bunların hepsi tonlaması değişecektir. Yani istediğiniz bir renk ölçüsüne çıkmayacaktır. Siyahlar varsa titreme dediğimiz titreme problemi olacaktır. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum sorun için. Öncelikle iyi planlama yapmamız gerekiyor. Bunun için tasarlıyoruz kısmında vardı. Bunu biz gazete için kullanıyorsak 4 renk uzayına göre tasarlamaya böyle başlamamız gerekiyor. RGB renk uzayı dediğimiz sosyal medya veya ekran tasarımında kullanılacaksa da RGB renk uzayını kullanmamız gerekiyor. Evet. Örnek ve analiz kısmına bakalım. Evet. Zemin olsaydı okuma güçlüğü çekecektik. Çok fazla zemin olmamış bu şeyde. Çok doğru bir tasarım türü. Sans serif dediğimiz tırnaksız. Özellikle yeni medyada arkadaşlar tırnaklı font kullanmayın. Bir tasarım yapıyorsak tırnaklı font kullanmıyoruz. Sans serif dediğimiz tırnaktan kastımız şu arkadaşlar. Bakın bu slaytta tırnaklı bir tipografik dil kullanılmış. Yani fontların bitim noktalarındaki kırılma noktaları bizim serif dediğimiz konu. Tırnaklı fontlar, tırnaksız fontlar yani serif, sans serif ayrımını bir araştırmanızı öneririm. Bu font anatomisi çok derya deniz bir konu ama bu iki örnek yani tırnaklı fontlar ve tırnaksız fontlar bir araştırın daha sonra. Size fontların dünyasını açacak o. Yeni medya tasarımlarında asla tırnaklı dediğimiz font kullanılmaz. Niye? Çünkü yeni medyada daha spot ve hızlı bilgi transferine ihtiyacımız var. Dolayısıyla tırnaklı fontlar yeni medyada okunması çok zor fontlardır. Dolayısıyla daha çok tırnaklı fontları kitap fontlarıdır onlar. Daha çok kitap fontları çünkü kitap okuyucusu bu konuda zamanla ilgili bir problemi yok. Okumaya devam ediyor ve sıkılmadan okuyor. Dolayısıyla tırnaklı fontları daha çok
kitap fontları olarak değerlendirebiliriz. Evet, üst tarafta piktogram grafiği dediğimiz piktogram chart kullanılmış. Evet, erkeklere ve kadınlara göre ayrımı yine piktogramlarda çok net bir şekilde doğru ifade edilmiş. Evet, başka neler var bu infografinin üstünde arkadaşlar? Kabarcık balon haritaları kullanmış. Burada çok rahatlıkla okuma yazma aranının Güney Asya'da daha az olduğunu söylüyor. Çünkü neden? Değil mi? Veri görselleştirme, verilerin değerlerini girdiğinizde size o izi çiziyor zaten. Ve renk haritasında yine koloppet harita dediğimiz renk haritası, ısı haritası kullanılmış burada. Yoğun renkler daha verinin yoğunlaştığını, açık renkler daha o verilerin düştüğünü gösteriyor bize. Yine bakın paralel koordinat grafiği kullanılmış sağ alt tarafta. Bununla ilgili dediğim gibi çok rahatlıkla hızlıca görselleştirebileceğiniz platformlarından bahsedeceğim. Bunları nerede yapacağız sorusunun yanıtı o aslında. Çubuk grafikler kullanılmış yine hemen şurada. Elimizde iki tane veri varmış. Hemen tasarımcı arkadaş buraya çok hızlıca koymuş. Bu veriden vazgeçmemiş yani. Çubuk grafik, paralel koordinat grafiği, kabarcık balon harita ve piktogram grafiği. Yani dört tane farklı gösterim tekniği bir bilgi grafiğinin içerisinde yer alabiliyor. Uygulamalar ve araçlar. Asıl bu slide önemli en tasarlamaya giderken düşünce tarafımı nasıl, yani düşünce tarafı nasıl, bir infografik yaparken nasıl yapmalıyım aslında bu diyagramda çok rahatlıkla var. Elimizde haber ve bilgi veri var. Büyükçe bir veri setimiz var. Bunu öncelikle arındırılmış bir veriye dönüştürüyoruz arkadaşlar. Sonra infografik türünün belirlenmesi, ilk slaytlarda gördüğümüz. Statik mi yapacağız, motion grafik mi yapacağız, etkileşimli grafik mi yapacağız? Bunların bir kararını zaten ilk başta veriyoruz. Statik bir grafik yapacağız diyelim. Peki infografiğin türünü nasıl belirliyoruz arkadaşlar? Elimizde bir coğrafi veri mi var? Eğer coğrafi bilgiler ve veriler içeriyorsa kartografik bir bilgi grafiği olacak. Sadece rakamlar varsa veri bilgi grafiği olacak. Sadece kronoloji varsa tarihsel bir kronolojik bir bilgi grafiği oluşacak. İşlevselse birden fazla bilgiyi içerebilir, harita olabilir, fotoğraf olabilir. Bunlardan yararlanacağız anlamına geliyor. Elimizde bir portre bilgisi varsa bir biyografi bilgi grafiği oluşturacağız anlamına geliyor. Evet. Bunlar da kendi içerisinde şöyle ayrılıyor arkadaşlar. Sadece yer bilgisi varsa arkadaşlar raster veya vektör bir harita elde edip üzerine o vurgu araçlarını kullanarak çok rahatlıkla oluşturabiliriz. Peki haritam yok elimde, nereden elde edeceğiz arkadaşlar? Esri, OpenStreetMap'i kullanabilirsiniz. Bu çıktıyı aldıktan sonra Photoshop ve Illustrator'da da finalize edeceğiz. Hikaye bu kadar basit. Bununla birlikte yer bilgisiyle birlikte verilerimiz varsa işte o zaman slide'ın sonunda anlatacağım Data Wrapper diye bir site var. Çok rahatlıkla harita üstünde hızlıca verileri görselleştirebilen bir site. Sadece tekli ve çoklu veri setleri varsa bunu da fotoğrafını çekebilirsiniz. Data Wrapper, Raw Graphs, Flourish gibi browser üzerinde çalışan, dünyada çok sıkça kullanılan veri görselleştirme araçlarını kullanabiliyoruz. Zamanla değişen bilgiler, veriler varsa yine çizgi grafik, çubuk grafik, histogram, nüfus piramidi gibi veriler varsa, yani burayı gördüğünüzde elinizde hangi veri buna uyuyorsa, bu diyagrama uygunsa o tasarıma gitmelisiniz. Evet. Kısaca yayın sürecinden de bahsedelim. İnfografinin elde edilen bütün göstergeleri bir dizayn, bir kompozisyon haline getirdik. Daha sonrası yayın ve yayın süreci başlıyor. Ne yapmalıyız? Veri bilgi kontrolü. İnfografi içerisinde bulunan veriler ve bilgiler kaynağından kontrol etmeliyiz. Tasarımcımız bir hata yapmış mı yapmamış mı ya da biz bir hata yapmış mı yapmayız mutlaka kaynağımızdan teyit ediyoruz yaymadan önce. Görsel uygunluk, slaydın ortasında bahsettiğim tasarım kriterlerine uygun mu? Zemin, figür ilişkisi, okunma problemi, tipografik bütünlük, iyi mi kötü mü ona bakıyoruz. Grafik tasarım ilkelerine göre kontrast, renk, göstergeler diyeyim biraz önce güzel bir soru değil mi? Baskı için mi kullanacağız, internette mi kullanacağız?
buna uygun bir renk dizilimi mi seçilmiş? Bu kontroller yapılır. Baskı veya web için artık yayına hazır hale geliyor arkadaşlar. Evet, uygulamalar kısmına geçelim. Data Wrapper, sevgili Recep, Data Wrapper browser'dan bir açabilirsek, bunu eğer fırsat bulduğunuzda mutlaka deneyin. Çok basitçe, evet, şöyle, evet, burası iyi. Bakın, harita görselleştirmesi, tablolar ve şeyler. Hazır Excel kullanmamız yoktur zaten, değil mi? Excel verilerini kopyalayıp hızlıca yapıştırabilirsiniz. Bununla ilgili YouTube'da bildiğim kadar eğitim videoları da var. Ben de bir tane YouTube'a video atmıştım. Bununla ilgili çekim yapmıştım. Bir data wrapper nasıl kullanılır? Oradan görebiliriz. Yine başka örnek, Flourish Data Visualization. Onu bir açabilir miyiz, Flourish'i? Evet. Hareketli motion grafikler var, değil mi? Hareketli, interaktif web grafikleri, bilgi grafikleri. Bakın, dünya geneli harekatlı, zamanla değişen, bilginin, verinin ne kadar büyük olduğunun bir önemi yok arkadaşlar. Sadece bilgilerimiz, elimizdeki verilerimiz bize ne söylüyor ve bununla biz nasıl bir görselleştirme yapabiliriz? Kullanabileceğimiz etkin. Bir de şöyle bir şey var, değil mi arkadaşlar? Veri güvenliğine ne kadar dikkat etmeliyiz? Yani kullanacağımız verileri bir veri koruma, yani çok özel bilgileri buralarda tabii ki açık kaynakları da paylaşmıyoruz. Sadece veri kısmını paylaşabilirsiniz. Evet, bir de Raw Graphs var sağ tarafta. Evet, bu da yine açık kaynak İtalyanların geliştirdiği bir veri görselleştirme sitesi. Bu da çok estetik veri gösterim tekniklerine, bununla ilgili de yine eğitim videolarını izleyin. Daha sonra mutlaka Illustrator'a, eğer statik bir infografik yapacaksanız, Adobe Illustrator'da tamamlamanızı şiddetle öneririm. Evet. Sunuma tekrar geçebiliriz. Evet, sunumumuz bu kadar. Biraz sıkıcı oldu biliyorum. Şimdi sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Varsa sormak istediğiniz, tabii en son as solist olarak ben çıktığım için hepiniz yoruldunuz tahmin ediyorum. Yorucu demeyelim ama keyifli bir, enerjisi yüksek bir sunum dönemi geçirdiğinizi biliyorum. Hepiniz gerçekten iletişim dünyasına çok güzel şeyler katacaksınız. Sormak istediğiniz soru var mı? Yoksa bitirebiliriz sunumumuzu. Ha, buyurun. Evet, tipografide dikkat edeceğimiz şey şu. Mesela birden fazla infografi tasarımı sürekli endüstriyel olarak üreteceksek, bir font ailesi olmasına çok dikkat etmelisiniz. Yani bir bilgi grafiğinin içerisine birden fazla font kullanmayın. Bir tane doğru bir sans serif font seçtikten sonra o fontla devam etmenizi öneririm. Yani birden fazla font seçerek gürültüye neden olmayın. Tek font ailesi. Buyurun. Evet. Kendi bünyesinde bir grafik haberleri editörlüğü var, evet, ve ekibimiz var. Grafik tasarımcı aradığını gördüm. Kendim de grafik tasarımcıyım. Oraya başvuramadım çünkü okulda mezun olmadım ve orada mesela birden fazla şey üzerimize düşüyor. Evet. İşte o kadar ağır olmasının sebeplerine... Şöyle arkadaşlar, gerçekten sonuç odaklı bir çalışma metodolojimiz var bizim. Yani insan kaynağı olarak, yani o alanda gerçekten mesela istihdam edildiğimizde bizim yapacağımız şey şu. O gün mesaiye başladığımızda yeniden bir motivasyonla yeni bir tasarımı sıfırdan yapabilen bir tecrübe beklentisi doğal olarak var. Bu konuyla ilgili kendimizi geliştirmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Ve bunun bir de grafik tasarımın güzel tarafı şu. Yaptığınız işi sunabiliyorsunuz. Yaptığınız iş sizi aslında çok güzel, hani bir portfolyo hazırladığınızda biz mutlaka değerlendirmeye alıyoruz. Dilerseniz portfolyonuzu paylaşın bakalım. Öyle bir şey yok. Başvuran her değerlendirme dikkat alınıyor, emin olun. Yani insan kaynakları olarak bakıyor arkadaşlar. Buyurun.
Merhabalar, İstanbul Üniversitesi'nden Rana ben. Ya grafik tasarım şu an çok popülerleşen ve kendi yaş grubumda da ilgiyle takip edilen bölüm. Gördüğüm kadarıyla da sektörün içerisinde önemli bir yer edinmiş durumda. Fakat henüz buraya hiç girmemiş ya da görsel iletişim tarafında çalışmayanlar var. Ben bunlardan biriyim, görsel tarafıyla hiç ilgilenmedim. Fakat buraya girip burayla tanışmak isteyen insanlar için ilk adım olarak, ilk giriş olarak önereceğiniz uygulamalar ya da bu noktada vereceğiniz bir tavsiye var mı? İlk olarak nereden başlamak, nereden girmek gerek tam olarak grafik tasarıma? Bence şunu söyleyebilirim. Yapılmış bir infografi yapmayı, üzerinden yapmayı, çizmeyi deneyin. İlk yapacağımız şey bu. Bir de Infogram diye bir site var. Bunu da not alayım şuraya isterseniz. Bunu da Browser'da hiç grafik tasarım bilgisi olmadan hazır şablonlar üzerinden ilerleyen bir sistem. Onu şuraya yazayım. Yani şöyle, şurada nokta var, Graham. Infogram diye arattırın Google'da. Çok rahatlıkla bulabileceğiniz bir sistem. Ücretsiz diyebileceğim bir site. Orada çok rahatlıkla hızlıca öğrettiğini söyleyebilirim. Oradan başlayın. Daha sonra mutlaka diyorum ya, Illustrator kurup bir deneyin. Aynısını yapmayı deneyin. İlk yaptığınız şey çok kötü olacak eminim. Ama sonradan çok çok güzel şeyler yaparsınız. Veri, o üç tane site... Üç tane site inceleyin, yapılmış işleri. Çok spesifik, komplike gibi duruyor ama bizim elimizdeki veriler öyle olmayacak. Çok basit verilerle başlayın tasarlamaya. Sonra o konu amaç bütünlüğünü elde ettiğinizde, sonuçta bir mesaj olarak ortaya çıktığında artık o senin için iyi bir şeydir. Paylaşabilirsin bence. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, benim de bir sorum var. Buyurun. Yaptığınız tasarımları nasıl analiz ediyorsunuz? Burada A-B testler yapabiliyor musunuz? Örneğin bir grafiği baloncukla gösterip aynı grafiği belli bir ayrı bir kitleye piktogramla gösterip ölçümler yapabiliyor musunuz? Nasıl track ediyorsunuz bu süreci? Şöyle, birincisi zaten sosyal medyadaki etkileşimler bizim için çok iyi bir feedback oluyor. Yani eğer çok paylaşılmışsa gerçekten etkileşimli bir ya da hedef kitle üzerinde çok büyük etki oluşturduğunu ölçebiliyoruz. Sayısal bir şekilde haber takip sisteminden de bir infografin kaç defa indirildiğini sistemimizde görebiliyoruz. Eğer soru şöyleyse, o kullanılan grafik içerisindeki grafik göstergelerin doğruluğunu kendi içimizde nasıl test ediyoruz kısmına bakarsak, bir veriyi yanlış yorumlayabiliyor bir tasarımcı gerçekten. Bakıyorsunuz çok anlamsız bir göstergeye dönüşmüş olabiliyor veri. Orada da kendi içerimizde bir tasarım, daha sonra bir de onun otokontrolü olan yayıncı boyutu var, yayın boyutu. Biraz önceki o diyagramın sonunda da vardı, verilerin kontrolü. Yayından önce o verilerin tutarlı bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığında bir başka ekip kontrol ediyor. Böyle bir cross-check oluyor ve daha sonra yayına gidiyor. Evet, başka soru yok galiba. Var mı? Buyurun. Merhaba. 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 Ben Emrullah İnce, iletişim ve tasarım öğrencisiyim. Harika. Alandansın yani. Evet. Evet. Buyurun. Özgün içerikten bahsettiğiniz, içeriklerinizin ve tasarımlarınızın özgün olması gerektiğinden ve bu özgünlüğü de çok daha farklı içerikler tüketerek sağlayabildiğimizden bahsettiniz. Ben şöyle, kendim açıkçası çok fazla sinema ve sinematografiye ilgi duyan biri olarak tasarımlarımda daha böyle sinematografik bir açıdan bakıyorum ve istemsizce bunu yapıyorum. Farklı bir yaratıcılıkta zorlanıyorum açıkçası. Mesela infografik benim çok alanım bir kısım değil. Anladım. Çünkü burada onu sağlamak çok zor. Burada ya bunu yapmam için çok daha bu alanda... Bence çok değil ya. Yani aslında başlamışsın. Tasarlama olayın bütününü görmektir zaten, değil mi? Mesela bir kitap kapağı tasarımı yaptığını düşün, değil mi? O kitabın bittiğinde nasıl olacağını biliyorsun, tasarımı nasıl olacağını biliyorsun, nereye, hangi veriyi, hangi görseli, nasıl, ne oranda kullanacağını biliyorsun. Mesela aslında ekran tasarımı da öyle, değil mi? Film tasarımı da öyle. Renkler, devamlılık, değil mi? Evet. O renkleri devam ettirebilmek. Bu da böyle bir şey. Aslında çok uzak değilsin. Bunu neyle aşabiliriz? Şunla. Görsel kültürü artıracağız. Yapılmış işleri çokça incelememiz gerekiyor. Yani yapılmış bir işi incelemek, yani taklit edelim anlamında söylemiyorum. Nasıl finalize ediliyor? Bu senin kafanda her gördüğün içerik bir görsel kod oluşturacak. Sonra benzer bir konuyla karşılaştığında evet, bu renk yönetimini yapmalıyım. Mesela konuya uygun, mesela çevreyle ilgili değil mi? Yeşil bir fon kafamızda hemen hayal ediyoruz.
O işte görsel olarak evrensel öğrenilmiş bir şey. Çevreyle ilgili bir haberi kırmızı bir tasarıma boyayamayız mesela, değil mi? Kırmızı renklerin yoğun olduğu bir infografik, bilgi grafiği yapmayız. Dolayısıyla hani o konuya en uygun renk yönetimini yaparız. Bu da böyle. Aslında çok zor bir konu değil bence. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun. Adobe programlarını kullanıyorsunuz anladığım kadarıyla, evet, ve öneriyorsunuz da. Ama şu an günümüzde bu programlar için Canva gibi uygulamalar çıktı. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Canva biraz önceki o infogram gibi hazır browser üzerinde çalışan bir sistem. Yine Tableau var, yine bu hızlıca veri. Ama ben onları önermedim bilerek, çünkü sizin birincisi hani endüstri olarak satmaya çalışıyor size ve sonuçta yaptığınız tasarımı indiremiyorsunuz. Canva çok basit geliyor bana açıkçası. Bunlar daha önemli. Uluslararası bütün küresel medya kuruluşlarının kullandığı siteleri önerdim ben size. Canva'da dene tabii ki. Ama mutlaka yani mesela Canva'da oluşturduğun bir şeyi matbaaya gönderirken problem yaşayacaksın. O yüzden Adobe programını önerdim. Çünkü Canva'da oluşturduğun bir şeyi export ettiğinde cross koyamayacaksın. Çünkü browser zaten RGB temelli bir uygulama olduğu için sana çıktı türünde seni yanıltacak gibi bir sürü handikapları var. O yüzden Canva'yı ve Tableau'yu önermedim. Tableau'yu niye önermedim? Çünkü sizin verilerini kendine bağımlı kılıyor. Siz verileri yüklüyorsunuz, siz iframe dediğimiz bir bağlantı çıkartıyor, bağlantıyı paylaşabiliyorsunuz. Bu bir PageRank değerini yükseltmeye yönelik bir browser, yani o sitenin oluşturduğu bir sistem. Dolayısıyla ben bağımlı şeyi sevmiyorum. Özgür tasarım yapmanızı istiyorum. Yani içeriniz kendi bilgisayarınızda yapıyor olmanız benim için değerli. O yüzden yani. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet, ben teşekkür ederim. Sağ olun.